arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sevimli amigurumi çantalardan yapacağız. Amigurumi dediğime bakmayın arkadaşlar. Bunu büyüterek daha büyük çocuklar için bile yapılabilir. Ben bebeklerim için yaptım. Şu şekilde süslerini istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz çantalar. Ayrıca şu da aklıma geldi arkadaşlar. Bu çantaları yapıp mesela bebek mevlütlerinde ondan sonra kullanılabilir. Neden olmasın? Gelenlere hediye olarak verilebilir. İçine bir şeyler koyup hatıra olarak saklayabilirler. Şu şekilde. Ayrıca küçük hediye aldığımız zaman birisine onu da içine koyup verebilirsiniz. Çünkü içi açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. İçleri açılıyor. İçine küçük hediyeler aldığımız zaman hediye amaçlı da kullanılabilir. Yani başka nerede? Aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Amigurumi bebeklerimizde, bebek mevlütlerinde anahtarlık olarak daha küçüğünü yapıp kullanabiliriz. Şu şekilde. Gerçekten çok şirin oldu bu çantalar. Çok da kolay arkadaşlar yapımları. Daha önceki videolarımda amigurumi çanta şu şekilde de çanta paylaştım. Dilerseniz bunu da bakıp yapabilirsiniz. Bu çantaları yapmak için gerekli malzemelerimiz ipimiz. Herhangi bir ip olabilir arkadaşlar. Evde kalan yarım iplerinizi değerlendirmek için de bu çantalardan yapabilirsiniz. Ve tığımız. Tığım 2 numara 1.75 tulip. İğnemiz, dikiş ipliğimiz, süslemek için de arkadaşlar. Şimdi ben bunları evde ne varsa o şekilde değerlendirdim. Mesela şu bebek mevlütünde bir aparattan bunu çıkardım. Altında da şöyle bir şey vardı evde. Bunu kestim. Buraya diktim. Üstüne de bunu diktim, yerleştirdim arkadaşlar. Şu çantamı yaparken tamamen boncuklardan yararlandım. Evde küçük küçük boncuklar vardı. Onları bu şekilde diktim, basit bir şekilde. Bunda da fiyonk yaptım buraya. Farklı da yapılabilir arkadaşlar. Şöyle çiçekler örüp amigurumi, bunu göstereceğim size. Bu şekilde çiçekler örüp bunları da şöyle süs olarak dikebilirsiniz. Altına da boncuklar, mesela şuraya boncuklar yapabilirsiniz. Bende yoktu, şunlar gibi değil de biraz daha büyük boncuk yapıp buraya bunu dikebilirsiniz. Gayet hoş olur. Evde çocukların tokalarındaki aparatları mesela ben atmıyorum. Bir yerde biriktiriyorum. Sonra işte lazım oluyor bu şekilde. Düğmeler dikilebilir. Sadece şöyle fiyonk da dikilebilir arkadaşlar. Şöyle. Mesela bu renkte değil de şu renkte mesela. Şu şekilde. Gayet sade ve şık olur. Böyle arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Sık iğneden oluşuyor. Ondan sonra BLO şeklinde örüyoruz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da çok rahatlıkla yapabilirler. Şimdi hemen yapımlarına geçelim. Yapımına hemen geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle şuradaki halkaları yapacağız. Onun için şöyle 30 tane zincir çekiyorum. Normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane çektim. 30 taneye tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle 30 tane zincir çektim. Şimdi bu iki ucunu düz olmasına dikkat ederek şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle en başta yaptığım zincirin içine batıyorum ve ilmek kaydırarak şu şekilde iki ucunu birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve buradan ipimi kestim arkadaşlar. Şöyle bundan bir tane daha yapıyorum. Hazırda bulunuyor. Şu şekilde. Şimdi diğer aşamalarına geçiyorum. Şöyle arkadaşlar.
bir tane zincir çektim. Halkamın bir tanesini alıyorum. Şu şekilde. Tığımı içinden geçiriyorum. Ve buradaki ipler de aradan yürüsün arkadaşlar. Şöyle halkamın içine ipimi geçiriyorum ve şuradan sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Tekrar yapmam gerekirse sökelim. Halkamı elime aldım. Şu şekilde tığımı halkanın içine geçirdim. Sonra şöyle buraya ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi 33 tane tekrar zincir çekiyorum. Bir, ne gevşek ne sık arkadaşlar. 33 tane zincir çekerim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 33'e tamamlayalım. Sonra devam edelim. Şöyle oldu arkadaşlar. Halka aşağıda kaldı. 33 tane zincir çektim. Ve diğer halkamı aldım elime. Şöyle ipleri yanlara kaydırarak tekrar bu halkanın içinden tığımı girdiriyorum ve ipi alıyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi halkayı şöyle geriye itiyorum ve şöyle şuradaki zincirlerin içine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 33 tane sık iğne yapacağım. Zincirin tek katına batıyorum ve ipimi alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Tekrar bilmeyenler için göstereyim. Zincirin tek katına batıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım ve ikisini birlikte çekiyorum. 33 tane diğer halkanın şöyle bir görüntü oldu zaten. Diğer halkanın oraya kadar gelelim arkadaşlar. 33 tane sık iğne yapalım. 32 tane sık iğneyi yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. 33. Şimdi tekrar şu halkamızın içine batacağız arkadaşlar. Her defasında bu işlemi yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman halkanın içine batıyorum ve örgümü tekrar ters çeviriyorum. Bu sıramızda BLO yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra hep BLO yapacağız. Şöyle çizgiler oluşsun diye. O da zincirimizin şöyle arka kısmındaki tek lobunu alarak alıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Sadece şu şekilde değil de zincirin arkasındaki tek katını alıyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Yine 33 tane sık iğne yapıyorum. Sadece BLO şeklinde yapıyorum. Diğer halkamızın oraya gelelim. Şuraya kadar. Yine halkamızın sonuna geldim. Şurada 32 ve şuradaki 33. sık iğneyi de yapıyorum. Ve yine halkanın içine batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve yine dönüyorum. Böyle böyle örgümüzü devam ettireceğiz. Yine her sırada BLO şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Artık örgümüz şöyle zincirin arka lobundaki katına batıyorum. Sıra sonlarında 33 tane yaptıktan sonra halkanın içine batıyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Bir kez daha böyle sonuna gelelim arkadaşlar. Şu halkamızın yanına. Sıranın sonuna geldim tekrar. Yani halkamın oraya. Şimdi yine şöyle halkanın içine battım. Bir sık iğne yaptım ve ters çevirdim. Yine aynı şekilde BLO şeklinde öbür halkanın oraya kadar 33 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada şuradaki İplerimizi artık kesebiliriz. Biraz içinden yürüttük. Artık kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi böyle böyle gidip gelerek şunları sayarak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Şöyle şunları sayacağız arkadaşlar. Şöyle 2 2 sayarsak 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra yapıyor. Şunları sayarsak da 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra şu potlukları sayacak olursak da örelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, son sırama geldiğimde devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar 32 ve 33. sık iğnemi de BLO şeklinde ördüm. Son kez şu halkanın içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. Şu ipi de şu içeriden çektireceğim. Görünmesini istemiyorum çünkü. Şöyle aralardan biraz yürütüp ondan sonra bu ipi de kesiyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi buradan da bunu keselim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ikiye katlayacağız, dikeceğiz birazdan zaten. Şöyle sayalım istedim arkadaşlar. Şöyle şu alttan bir şu potları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. potta bitirdik arkadaşlar. Şimdi dikiş ipimizi iğnemize geçirelim, dikişini yapalım. Şöyle arkadaşlar, çantamızı şu şekilde ikiye katlıyorum. Şu şekilde. Şuradan başlıyorum. Şurayı şu şekilde birazcık şurada bir üçgen oluşturacak şekilde dikeceğim. Şuradaki şu görüntüyü vermesi için arkadaşlar düz dikmiyorum. Şöyle. İğnemi batırdım. Şöyle birazcık verev dikiyorum. Kendi ipinden de dikebilirsiniz ama biraz zor oluyor. Ben bu yüzden şöyle normal dikiş ipliğiyle dikiyorum. Evet, şurayı şu şekilde diktim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kenarlarını normal makine dikişi gibi dikiyorum. Normal bir şekilde. Şuraya kadar dikeceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle açılmasını istediğim için şu şekilde şu kenarlarında birazcık bırakıyorum. Bunu da o şekilde yapacağım. Şöyle dikiyorum. Basit bir şekilde makine dikişi gibi. Bu çantayı arkadaşlar biraz sayılarını büyütüp daha büyük de yapabilirsiniz. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğneyi şuradan sayıyorum. O kadar aralık bıraktım yani şu kadar. Şurada 5 tane 1 2 3 4 5. Sonra burayı iyice sıkıştırıyorum açılmasın diye. Şöyle. Evet, ipimi kesiyorum. Ve diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Evet, iki tarafı da aynı şekilde şuralara kadar diktim arkadaşlar. Şimdi çantamı ters çeviriyorum. Şu kenarlarda biraz ovallik olacak.
ve çantamız bu şekilde. İçi de açılır arkadaşlar. Bayağı şunu bile koyabiliriz içine mesela. Bunu bile aldı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi süslemesine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi süslemeye geldi. Şimdi en başta da belirttiğim gibi süslemeyi kendi hayal gücünüze göre, evdeki malzemelerinize göre yapabilirsiniz. Şunda ben şöyle boncuklar diktim arkadaşlar. Boncuklar vardı evde. Bu şekilde diktim. Şunda da şöyle bebek mevlütlerinde dağıtırlar ya şöyle bir şeyler. Onun üstündeki aparatı çıkardım. Şöyle altına evde şu şekilde bir şey vardı. Ondan kestim. Üstüne de bir fiyonk yaptım. Çok güzel bir çanta oldu bu şekilde de. Bu da boncuklu güzel oldu. Şimdi buna da şu fiyongu dikmek istiyorum. Ya da çocuklarınızın tokaları falan olabilir arkadaşlar. Ben böyle şeyleri atmıyorum genelde. Tokaları mesela şu şekilde. Şunu da şuraya dikebiliriz mesela. Çok güzel bir çanta olabilir. Şuna da dikilebilirdi. Maviye daha güzel yakışırdı beyaz aslında. Şu şekilde dikilebilirdi. Boncuklar koyulabilirdi. Şöyle sadece fiyonk dikilebilirdi arkadaşlar. Dediğim gibi hayal gücünüze kalmış bir şey. Şimdi bu çantamıza şöyle bir çiçek de yapmak istiyorum. Belki siz de yapmak istersiniz. Şöyle sihirli halkayı oluşturuyorum. Şu şekilde içinden ipi çıkardım. Çok basit bir çiçek yapacağım. Şuraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpin tığımı, ipimi tığıma doladım ve sihirli halkanın içine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Yine 3-4 tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine battım. Şu şekilde. Tekrar 4 tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine batıp ikili trabzan yaptım. Şöyle çiçeğimizin birinci yaprağını, ikinci yaprağını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şöyle içine battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım ve halkanın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve tekrar 4 tane zincir çekip halkanın içine batıyorum arkadaşlar. Bu üçüncü yaprak oldu. Böyle 5 tane yapalım. 3 tanesini yaptık. 2 tane daha yapalım. 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar şu ipimi kesiyorum. Bu alttaki sihirli halkamın ipini de çektiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Basit ama çok tatlı bir çiçeğimiz oldu şu şekilde. Şimdi fiyongumu şuraya dikeceğim arkadaşlar. Üstüne de şu çiçeği şöyle dikeceğim. Dikmeseniz de olur. Ya da şöyle bir düğme de dikebilirsiniz. Bu şekilde bir çanta olacak. Şuraya ya da çiçeği alta koyup üstüne fiyongu dikebiliriz. Ya da sadece fiyongu dikebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Şu şekilde çantalarımız oldu. Dediğim gibi çocuk mevlütlerinde, altın günlerinde, hediyeleşmelerde küçük ufak hediyeleri içine koyarak hediye verilebilir arkadaşlar. Kendi el emeğiniz olduğu için daha kıymetli olabilir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.